batılı insan hakları paradigmasının çöktüğü bir dönemde bu programı özgün bir arayış olarak, bir bilinçlenme imkanı olarak değerlendiriyorum. Malumunuz batılı insan hakları paradigması en başından itibaren batı dünya hegemonyasını meşrulaştırmak için kuruldu ve bu şekilde kullanıldı. Bu paradigmanın son 30 yılda nasıl çöktüğünü hep birlikte gördük. Afganistan'da gördük, Irak'ta gördük, Suriye'de gördük ve şimdi de bu paradigmanın nasıl çöktüğünü, batılı insan hakları paradigmasının nasıl tarumar olduğunu Gazze'de görüyoruz. Zor bir dönemde, çetin bir coğrafyada yaşıyoruz. Krizlerle, belirsizliklerle, çelişkilerle dolu bir dönemi ve coğrafyayı tecrübe ediyoruz. Bu zor dönemde bugün yaşadığımız dünyanın en temel sorunu şeksiz ve şüphesiz adalet sorunudur. Bu adaletsizlikle mücadele meselesi Erdoğan siyasetinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi hareketinin hep temel bir meselesi olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu mücadeleyi uzun süre Türkiye için verdi ve başarılı sonuçlar elde etti. Ve şimdi de Cumhurbaşkanımız bu mücadeleyi küresel alanda dünya sistemi için veriyor. Ve şunu da ifade etmeliyiz ki karşı karşıya kaldığımız küresel adaletsizliğin kaynağında da çok açık ve net bir şekilde batılı sömürge düzeni ve yine bu sömürge düzenini pekiştiren, tahkim eden batıcı bağımlılık sistemi vardır. Bugün bu adaletsizliği üreten küresel sistem bir bütün olarak baktığımızda ise birçok riskle, birçok krizle karşı karşıya. Savaşlar, ekonomik krizler, salgınlar, afetler, göçler, terörizm, ırkçılık gibi birçok sorun ve meydan okuma ne yazık ki bugün dünya yüzeyindeki adaletsizliği arttırmakta, zulüm politikalarını pekiştirmektedir. Eğer adalet yoksa hak yoktur. Adaletsizlik varsa hak yoktur. İnsan hakkı hiç yoktur. Savaş açmamız gereken, mücadele etmemiz gereken bu nedenle tam da bu adaletsizliktir. Ne yazık ki bugün küresel alanda cereyan eden bu krize, adaletsizlik meselesine, adalet krizine eşlik eden bir başka kriz daha vardır. Bu da hakikat krizidir. Bu iki kriz, hakikat krizi ve adalet krizi, insan haklarının önünde duran iki büyük düşmandır. Hakikatin en asli bileşeni belki de doğru bilgidir. Medya bu süreçte tarihsel ve güncel olarak nerede durur? Buna göre medya toplum çıkarını, kamu çıkarını savunan adeta bir dördüncü kuvvettir ve siyaset üstü bir mekanizmadır. Küresel medya şirketleri, sosyal medya platformları küresel iletişim akışına ideolojik bir çerçevede yön vermeye başladılar. Tahrif edilmiş bilgileri yaydılar, sistematik dezenformasyon ürettiler, küresel iletişim alanındaki adaletsizliği ve hakikat krizini derinleştirdiler. Evet, ne yapmalıyız sorusu bağlamında dezenformasyonla mücadele çok önemlidir dedik. Ve bunun yanında bir başka önemli hususun daha olduğunu düşünüyoruz. O da dijital medya okuryazarlığı kültürü ve bu kültürün yaygınlaştırılması. Biz bu doğrultuda eğitim materyalleri üretiyor ve yine kamuoyunda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yerli ve milli medya kuruluşlarımız nasıl bu süreçte ortaya çıkmışsa, nasıl markalar üretilmişse benzerinin de dijital alanda, dijital medya alanında üretilmesi gerekiyor. Ben müsaadenizle buradan bu konvansiyonel medya şirketlerinin sahiplerine seslenmek istiyorum. Gelin yeni medyaya, dijital medyaya çok daha fazla yatırım yapın. Sadece içerik üretiminden bahsetmiyorum. Yerli, milli sosyal medya platformlarının inşasından bahsediyorum. Karşımızdaki sosyal medya platformları
özel şirket hüviyetinde olan kurumlardır. Ve bunlar bu alana yatırım yaptıktan sonra kendilerine geniş bir alan buldular ve bugün itibariyle küresel alanda ne yazık ki adaletsizliği ve hakikat krizini derinleştiriyorlar. Buna karşı bizim yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor ve bu noktada özel sektörümüze gerçekten çok ciddi bir rol düşüyor. Dizi sektörümüzün dünyadaki başarısı ortada. Türk şirketlerinin dünyadaki başarısı ortada. Yeter ki biz buna inanalım, kendimize güvenelim. Biz de kurum olarak elimizden gelen bütün kolaylaştırıcılığı bu süreçte sağlamaya hazırız. İletişimin, düşünce ve ifade özgürlüğüyle haber ve bilgi almanın en temel insan hakkı olduğunu, tahrif edilmiş iletişimin değil, hakiki iletişimin esas olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Biz özgürlüklerden yanayız. Ve fakat özgürlük adı altında vatandaşlarımızın hakkının, hukukunun yenmesine müsaade edemeyiz. Vatandaşlarımızın bu haklarını sağlıklı bir şekilde kullanabilmelerinin yolu da ben inanıyorum ki hep birlikte vereceğimiz adalet ve hakikat mücadelesinden geçiyor. Biz bu mücadeleyi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vermeye devam edeceğiz. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığımıza Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın kardeşime bu kıymetli organizasyon için teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Siz değerli katılımcılara da katılımlar için teşekkür ediyorum. Saygıyla, muhabbetle sizleri selamlıyorum.